Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sorular cevaplar programımızdan hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz değerli dostlar. Bugün de sorularınızı cevaplandırmak üzere stüdyomuzda yerimizi aldık. Hemen eğitimci, ilahiyatçı, yazar Cemalettin Yazıcı hocamıza dönüyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize huzurlu, mutlu günler diliyorum. Teşekkürler. Gelen soruları derledik ve hocamıza ilk sorumuzu yönelterek programımıza başlıyoruz. Her insan cezasını çektikten sonra cennete girebilecek mi? Tabii insanların cennete girebilmesi için Rabbimiz bir şart ortaya koyuyor. En birinci şart nedir? İman etmektir. Eğer bu bahsettiğiniz veya bu kardeşimizin sormuş olduğu soruda iman etmişse, kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi söylediyse kalben, ruhen bunu tam manasıyla idrak ettiyse eğer, tabii cezası varsa cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girecektir. Yani halis bir niyetle Efendimizin ifadesiyle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidini bir defa bile söylemiş olursa ömründe inanıyoruz ki biz Rabbim onu cennetine koyacaktır. Fakat iman etmemişse hangi ameli yapmış olursa olsun o kişinin cennete gitmesi, cennetin nimetlerinden istifade etmesi mümkün değildir. Çok sorulan bir sorudur. Edison cennete gidecek mi? Telefonu bulan kişi cennete gidecek mi? Uçağı bulan cennete gider mi? Gibi sorular. Tabii biz düz mantıkla İnsanlığın faydasına bir şey yapıldı, bunu mutlaka ödüllendirilmesi lazım, mükafatlandırılması lazım gibi düşünebiliyoruz. Esasında en büyük mesele, en birinci mesele iman meselesidir. Kainat en büyük dava iman davasıdır. İnsanlar eğer iman ettilerse, Rabbini tanıdılarsa Allah katında değerleri var. Eğer iman etmeyip Rabbini, peygamberi tanımadılarsa onların da çok kıymetinin, değerinin olmadığını yine Kur'an'dan ve sünnetten biliyoruz. Eğer bu kişi iman etmişse inanıyoruz ki biz de Efendimizin o nurlu beyanlarına, müjdesine binaen inşallah cennete girecektir diyoruz. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Şeytan ve cehennem bildiğimiz ateşten mi yaratılmıştır? Evet, şeytan cin tayfasından olduğundan dolayı o ateşten, dumansız bir ateşten yaratıldığı ifade ediliyor ayet-i kerimelerde. Cehennemin de tabakaları var. Cehennemin farklı çeşitleri var. Ateş olarak aynı. Yani cehennem dediğimiz kısmıyla aynı. Fakat cehennemde çeşitli azap şekiller olduğundan dolayı hep sadece ateş değil, soğuk da azap şekillerinden birisi. Önemli olan tabii oraya gitmemek, oraya girmemek, oraya gidecek amellerden uzak bulunmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir soru tabii akla gelebilir. Şeytan ateşten yaratıldı. Cehennemde ateş. O zaman nasıl olacak bu gibi aklımıza gelebilir. Esasında tabii buna karşılık biz insan da topraktan yaratıldı. Sudan yaratıldı. Lakir bir sudan yaratıldı. Tabii oradaki azap şekillerin farklı olması, cehennemin yapısının farklı farklı olması bize ne aklımıza getiriyor? Cenab-ı Hak o şeytana belki esfeli safilin dediğimiz cehennemin en alt tabakasına en büyük ceza göreceği yere Cenab-ı Hak gönderiyor. Şeytanın durumuna göre azabı da farklı olacaktır. Şeytanın en çok sevdiği burç akrebi burcuymuş diye bir şey duydum. Bu doğru mudur? Şeytanın evet, en çok sevdiği burç. Çeşitli tabi burçlar var. Burçlara göre yorum yapanlar, insanların psikolojisini, fıtratını tespit etmeye çalışan astrologlar vesaire bulunabiliyor. Tabi bunlara fazla böyle bel bağlayıp akrep burcunda olursa bu şeytana daha yakın, şeytan onu daha fazla aldatır, ona arkadaş olur gibi düşünmek. Bunlar doğru şeyler değildir. Her insana Allah akıl vermiş, irade vermiş. Aklı ve iradesi çerçevesinde ne yapması lazım? Hakikati bulmaya gayret etmesi gerekiyor. Ya bunlar batıl inançlar. Bu batıl inançların olmasının sebebi, yani bizlerin içerisine nüfuz etmesinin en büyük sebebi cehalettir. Yani dini bilmemeden kaynaklanan bir husustur. İnsanlar, dini bilmeyen insanları çok rahat kandırabiliyorlar. Hangi eğitim seviyesinde olursa olsun. Mutlaka biz Kur'an'ın ve Peygamberimizin bize bildirdiği şekilde İslam'ı öğrenmemiz lazım. Yoksa diğer türlü yanlış anlayışlara, yanlış düşünce ve duygulara kapılabiliriz. Bu da Allah korusun bizim belki ayağımızın kaymasına sebebiyet verebilir. Yani kısacası demek ki cehalet en büyük tehlike. Yani Müslümanların en büyük problemi, hastalığı bugün cehalettir. Bu cehaleti yıkmanın, yenmenin yolu ilimdir, bilgi sahibi olmaktır. Dünyanın ortasında küçük cehennem olduğu doğru mudur?
Evet, bazı alimlerin görüşüne göre, bazı tefsir alimleri cehennemi Sura'nın, küçük cehennemin yeri merkezi olduğunu ifade ediyorlar. Hatta şöyle bir yorum da yapıyorlar. Her 33 metrede bir derece sıcaklık artar. Aşağı yerin merkezine doğru indikçe zaten yerin merkezinin ateş küre olduğunu biliyoruz. Bu ateş kürenin bir çekirdek mahiyetinde büyük cehenneme inkılap edeceğini, büyük cehenneme katılacağını ifade eden alimler var. Yani cehennem, şu anda cehennemin de büyük cehennemin yaratılmış olduğunu, peygamberimizin beyanlarında cennetin yaratılmış olduğunu biliyoruz. Fakat Cenab-ı Hak her türlü nimetin, her türlü göreceğimiz belki cezanın birer numunesini de burada gösterdiği gibi cehennemin de numunesinin belki bir ateş küre olabileceğini burada biz anlamış oluyoruz. Yoksa yerin merkezinin bildiğimiz manada cehennem olması mümkün değil. Hocam, kıyamet koparken dünyamızda bir meteorun çarpacağı söyleniyor. Kıyamet nasıl kopacaktır? Kur'an-ı Kerim'de 30. cüze baktığımız zaman, yani son cüz, daha çok kıyamet alametlerinden, kıyametin kopuşunu bahsediyor. Evrenin düzeninin bozulacağını, kainatın düzeninin bozulacağını ve bütün gezegenlerin birbiriyle çarpışacağını ifade ediyor. Dağların yıkılması, güneşin dürülmesi, ayın dürülmesi, dünyanın bağrında olanların yeryüzüne atılması, bunlar kıyametin belirtisi daha doğrusu. Kıyamette olacak şeyleri Rabbimiz bu şekilde bahsediyor. Esasında şu anda değmemesi, yani bir herhangi bir meteorun, herhangi bir gezegenin, yıldızın dünyamıza çarpmaması en büyük mucize. Yani biz esasında mucizeleri yaşıyoruz. Hani insanlar merak ederler ya, mucizeler işte Allah'ın kudreti, büyüklüğü, azametini nasıl anlarız? Evet, yani şu anda dünyamızın yörüngesinden sapmaması, güneşin yörüngesinden sapmaması ve gezegenlerin belirli bir düzen içerisinde, yıldızların belirli bir yörüngede devam etmesi Rabbimizin en büyük kudretinin alametleri, delillerindendir. Yani o dengeyi, eğer Rabbimiz dengenin bozulmasını isterse, yörüngesinden herhangi bir gezegenin çıkması belki evrende büyük bir hercü merce sebep olacağını ilim adamları, bilim adamları ifade ediyorlar bizlere. Yani kısacası Allah dünyaya bir düzen, evrene bir düzen koymuş. O düzen içerisinde evrenin hayatiyetini devam ettirdiğini görüyoruz. Vakit saati gelince tabii bu düzeni kuran, bu düzenin bozmasını da Rabbimiz bilecektir. Yani yeter ki biz o kıyamete, ahirete hazırlıklarımızı iyi yapmış olalım. Karanlık devir yaşayan insanlardan bahsediliyor. O dönemlerde peygamber gelmedi mi ki karanlık devir yaşansın? Bu durumu nasıl anlamalıyız? İlk insan, ilk muallim, ilk peygamber, Hazreti Adem babamız, ilk insan olarak evlatlarına rehber olarak gönderilmiş. Yani ilk insandan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün devirlerde aşağı yukarı peygamber gönderilmiş. Efendimizin ifadesiyle 224 bin peygamber. Bir rivayette de 124 bin ifade ediliyor. Demek ki her devre, belki her kabileye aşağı yukarı peygamber gönderilmiş. Yani her topluluğa diyelim. Eğer peygamber gönderilmeliyse bir kavme, o da yine Kur'an'ın ifadesiyle, biz bir kavme peygamber göndermediysek o kavme diyor azap edici değiliz. Yani orada herhangi bir haberi yoksa peygamberin geldiğinden, hak ve hakikati öğrenemediyse Allah o kavme ne yapmıyor? Sorumlu tutmuyor. Karanlık devre belki bu yönüyle karanlık devre olabilir. Yani hak ve hakikatin bilinmediği, Allah'ın peygamberin bilinemediği, insanların bir cehalet yaşadığı döneme biz bir karanlık devre deriz. Yani asır saadette nasıl Efendimiz'den önce, Efendimiz döneminde daha doğrusu bir cehalet yaşanmış. Efendimiz o cehaleti aydınlatmak için neşet ettiyse, Allah onu elçi olarak gönderdiyse, diğer kavimlere de böyle peygamberler göndermiş. Fakat arada fetret dönemi dediğimiz dönemler olmuştur. O dönemlerde de o toplulukların diyelim imanları noktasında Cenab-ı Hak onları sorumlu tutmamış. Hatta kelamda üstad olan İmam Maturidi ve İmam Eş'ari Hazretleri, Ehl-i Sünnet'in kelam üstadları diyelim, Maturidi Hazretlerine göre Allah akıl vermiştir. Bu aklıyla bir yaratıcının olduğunu bulması lazım kişi. Sadece bundan sorumludur ayetlerin anladığını böyle ifade etmiş. İmam Eş'ari Hazretleri de eğer bir kavme peygamber gelmediyse bu ayete dayanarak herhangi bir şeyden sorumlu değildir. Zaten ibadetten vesaireden sorumlu değil. Allah'ı bulmakla da sorumlu değildir. Çünkü peygamberlerin en birinci vazifesi Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmalarıdır. Eğer peygamber gelmediyse bu görevde ne yapmıştır? Diğer insanlar üzerinden
düşmüştür diye ifade ediliyor. Demek ki biz eğer bir topluluğa peygamber göndermediysek o kavmi azap edici değiliz ayetine binaen. Karanlık devre belki Allah'ı tanımama noktasında karanlık devre olabilir. İkincisi belki kitap gelmediğinden dolayı o kavimlerin daha doğrusu cahili adetleri gibi adetlere maruz kalacağını görüyoruz. Tarihte bunları okuyoruz. Tabii netice Allah merhamet sahibi, Rahman ve Rahim. Onun rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz. Evet, karanlık devreler olabilir. O devrelerdeki insanlarla sorumlu olmadığını görüyoruz. Allah bizi sevmesine rağmen bize zarar veren varlıkları niçin yarattı? Evet, güzel, değişik bir soru. İstiyoruz ki biz hep her taraf cennet olsun. Yani dünyanın cennet olmasını arzu ediyoruz şahsen. Tabii dünya cennet değil. Her şey zıddıyla biliniyor. Her şey zıddıyla bilindiğinden dolayı da iyinin kıymeti kötünün olmasıyla ancak bilinebilir. Kötü iyiyle bilinir. İnsanlar da öyle. Yani hep iyi insanlarla beraber olduğunuz zaman iyi insanların kıymeti bilinmez. Diyelim ki bizim de iyi varlıklarla, yani evcil hayvanlarla diyelim, sevdiğimiz yaratıklarla beraber oluyoruz. Onlar da bize bir huzur, bir lezzet veriyor. Onların kadir ve kıymetleri zararlı hayvanların belki bizlere musallat olmasıyla ve onlardan korkmamızla iyilerin kadir ve kıymetini anlamış oluyoruz. Onların da tabii ki ekolojik denge içerisinde mutlaka bir yerleri var. Allah hiçbir varlığı olmazsa olmaz prensibine göre yaratmış. Yani bir coğrafyada diyelim bir kısım canlılar varsa oradaki bitki örtüsü, efendim hayvanlar arasındaki denge, belki oksijenin sağlanması vesaire, yani oradaki dengenin sağlanması adına o hayvanların ve bitkilerin olması lazım. Biz onları yok etmeye çalıştığımızda ekolojik dengeyi bozmuş oluruz ve orada farklı hastalıkların, farklı canlıların daha fazla ortaya çıkmasına sebebiyet veririz. Yani mutlaka Rabbimiz yaratmış olduğu her bir canlıda hikmetler gizlemiş. Bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz hikmetler var. Bu hikmetleri düşünüp ona göre hareket etmemiz gerekmektedir. Yani biraz böyle bilimle az meşgul olursak ne manaya geldiğini, bunun ekolojinin içerisinde hangi canlının ne ifade ettiğini orada çok rahat bir şekilde görürüz. O zaman da çok rahat bir şekilde Allah'ım sen en büyüksün, sen her şeyi bilerek yapıyorsun diye ne yaparız? Rabbimize karşı şükranımızı, Allah'ın büyüklüğünü arz etmiş oluruz. Şeytan Allah'a karşı gelmeden önce ne ile meşguldü, ne iş yapıyordu? Şeytan ateşten yaratılmış. Fakat meleklerle beraber ibadet ettiğinden dolayı yani ciddi bir yeri olmuş orada. Biraz da şeytan iradi bir varlık olduğundan dolayı, cinlerden bir varlık olduğundan iradesiyle karar verme yetkisi var. Yani melekler gibi değil. Melekler iradeler olmadığından dolayı hangi görev verildiyse o görevi yerine getiriyor. Şeytan ise kendi iradesiyle ibadeti yapacaksa kendi iradesiyle, yapmayacaksa kendi iradesiyle, inanacaksa kendi iradesiyle, inanmayacaksa aynı şekilde. O zaman demek ki şeytan ilk böyle diyelim ki denemeye tabi tutulduğunda meleklerle beraber Hazreti Adem babamıza, Hazreti Adem'e secde etmeden kaçıyor. Secde etmiyor. Yani Allah'ın emrine orada baş kaldırmış oluyor. İlk zaten baş kaldırısı öyle oluyor. Fakat o zamana kadar, yani Hazreti Adem yaratılana kadar ciddi manada ibadet ettiğini, kullukta çok derin olduğunu biliyoruz. Rabbimizle de konuşma şeyi olmuş, bak meleklerle beraber. Fakat bu kadar bilgiye rağmen Rabbim muhafaza etsin tabii öyle bir yola düşmeden. Yolunu sapıtabiliyor. Allah'ın bir emrinin terk edilmesi veya itaatte kusur edilmesi belki bizlerin de imtihan olmamıza vesile olması açısından Cenab-ı Hakk'ın hikmetleri var tabii bunu bilemediğimiz. Şeytan böyle bir yola düşmüş. Rahmetten kovulmuş tabii böyle bir yola düşünce. Rahmetten kovulunca hem Allah'a karşı bir düşmanlığı hem de yaratılan insanlara karşı, yani Hazreti Adem'e karşı bir düşmanlık tabii beslemeye başlıyor. Tabii cennette dolaşabiliyor. Cennette de girip çıkabiliyor ki Allah öyle bir izin vermiş. İşte Hazreti Havva annemizin aldatılması diyelim, kandırılması, yalan söylenmesi ve bu neticeyi, yani dünyaya inme gibi bir neticeyle karşı karşıya kalıyorlar ve Cenab-ı Hak Hazreti Adem'le beraber şeytanı da ne yapıyor? Cennetten kovmuş oluyor. Yani oralara girip çıkmasına engel oluyor ve düşman olarak iniyor tabii. Yani insana düşman olarak ve şuna tabii yemin ediyor. Ben diyor kasemle yemin ederim ki
insanları baştan çıkaracağım diyor. İnsanları yolundan saptıracağım. Neden? Çünkü bir rakip geldi. Rakip kabul etmiyor tabir yerindeyse. Allah iradi bir varlık olduğundan dolayı demek ki ona ciddi bir değer vermiş. O değeri o yanlış değerlendirmiş. Yani sonunu yanlış bağlamış. Bağladığından dolayı da Allah böyle bir şeyle karşılaştırmış onu. Bizlerin belki cenneti kazanmamıza bir vesile olarak da bir terakki zembereği olarak şeytan yaratılmış. Şeytan belki bizlere musallat oluyor. Fakat özet olarak belki iki cümleyle ifade edeceğim şeyi uzattık biraz. Önemine binaen. Orada şeytanın yaptığı şey neydi? İbadet etmek. Fakat o ibadet kısmını Hazreti Adem'den sonra terk ediyor. Ondan sonra da Allah'tan uzaklaştırmak için insanlara vesvese verme, fısıltı verme, efendim onları oraya yönlendirme, yanlış işlere. Bu işlerin babası olmuş ve kıyamete kadar da böyle devam edecek. Rabbim şeytanın ve şeytana dostluk yapan insanların ve cinlerin şerrinden bütün dinleyicilerimizi, kardeşlerimizi muhafaza etsin. Her programda olmasa da birçok programda biz kendimiz şeytan konusunu mevzu ettiğimizde, şeytanla ilgili soru sorduğumuzda, şeytanın özelliklerine ilişkin bilgiler aktardığımızda zaman zaman şunu düşünebiliyoruz. Şeytan olmasaydı herkes cennette olurdu. Keşke şeytan olmasaydı, böyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı diye aklımızdan türlü türlü sorular geçer. Bunu açıklığa kavuşturacak olursak, bu soruların cevap bulmasını isteyecek olsak neler aktarabiliriz? Şimdi Rabbimiz melek gibi, yani iradesi olmayan bir varlık olarak mutlak manada kendisine kulluk yapacak melekleri yaratmış. Yani böyle bir tarzda bir varlığı Rabbimiz istemiyor. O zaten var. Bir ikincisi, öyle bir varlık olacak ki aklıyla ve iradesiyle Allah'a kulluk edecek. Ve Allah'ın isim ve sıfatlarına ayna olacak bir varlık. Bu varlık insan. İnsan gibi bir varlık. Hem aklı olacak hem iradesi olacak. O iradesiyle Rabbine kulluk edecek. Onun rızasını kazanacak. Allah'ın isim ve sıfatlarına ayna olacak. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını der, hep böyle tabi cemal sıfatlarını düşünmeyelim. Rahman, Rahim yönü, yani cennet kısmını düşünmeyeceğiz. Allah'ın cemal sıfatları olduğu gibi bir de celal sıfatları var. Allah'ın cezalandırma sıfatları var. Bu sıfatların da tecellisi nedir? Mesela bir cehennem. Cehennem Allah'ın celal sıfatının tecellisidir. Yani bu Allah'ın olmazsa olmaz vasıfları, sıfatları olduğundan dolayı aklını iyi yolda kullananlara cenneti, o cemal sıfatlarının tecellisi olarak cenneti vermiş. Aklını yanlış yolda kullanan, Allah'ın emirlerine baş kaldıran, isyan eden, uyarmasına rağmen, yani bu kadar peygamberle, efendim kitaplarla ve salih kullarıyla insanlar uyarmasına rağmen eğer o yollardan vazgeçmezlerse onların da akıbetinin celal sıfatları olarak, tecellisi olarak cehennem olacağını kendisi ifade ediyor. Şeytan tabi olması bizim makamımızın artmasına, terakki etmemize, onunla mücadele edince kabiliyetlerimizin inkişafına vesile olduğunu biliyoruz. Biz şeytandan korunma, şeytan hilelerinden korunma adına kendimizi ne yapıyoruz daima? Allah'ın emirlerine biraz daha kendimizi rapt ederek ondan korunma yoluna giriyoruz. Kur'an'a müracaat ederek ondan korunmuş oluyoruz. Bu da neyi bize hatırlatıyor? Rabbimizle irtibatlı olmamızı hatıra getiriyor, irtibatlı olduğumuzu gösteriyor. Rabbimiz de bizim bu niyetimize göre, bu duygu düşüncemize binaen bizi ne yapıyor? Cennetine koymuş oluyor. Evet, hepimiz arzu ederiz ki herkes cennete gitsin. Fakat herkes nasıl dünya ticaretinde, dünyalık olarak ticaret yaparken çok kazanmak istiyor, müreffeh bir hayat yaşamak istiyor, aynı şekilde kazanmamızı Rabbimiz bizden istiyor. Bunun da bir imtihan olduğunu düşüneceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Tabii zaman zaman herkes cennete gitse diye evet gönlümüz arzu ediyor. Fakat Rabbimizin merhametinden fazla merhamet etmek merhamet ilahiyeye terstir. Yani falanı filanı bizim cennete koyma gibi bir yetkimiz, bir etkimiz yoktur. Veya cehenneme koyma gibi bir yetkimiz yoktur. İnşallah yani sevdiğimiz insanlar diyelim biz. Sevdiğimiz insanlar hak ve hakikati bulurlar. Rabbini tanırlar, peygamberini tanırlar. Ve yanlış iş yapmayarak Rabbimizin cemal sıfatlarının tecelligahı olan cennetine, cemaline kavuşmuş olurlar, kavuşmuş oluruz. Yani bu temennimiz budur. Fakat neylersin ki dünya imtihan dünyası. Bir elin parmakları nasıl beş parmağın beşi bir olmuyorsa insanların da anlayışları, duyguları bir olmayabiliyor. Satanistler yani şeytana tapanlar şeytana bağlılıklarını göstermek için dünyayı ele geçirmek istiyorlar.
Peki şeytan satanistleri seviyor mudur? Şeklinde bir soru. Tabii satanist dediğimiz zaman şeytana tapanlar manasına geliyor zaten. 1850'lerde Amerika'da çıkmış bir akım bu, biliyorsunuz. Şeytana tapan demek satanist zaten. Öyle de etkileri günümüz dünyasında devam var, ediyor. Var, satanistler var. Yani olduğumuz, yaşadığımız beldelerde bile var. Biz belki görmüyoruz işte, iki bizim gibi insan olduklarından dolayı çok fark etmeyebiliyoruz. Fakat tabii insanlar bu manevi boşluğunu diyelim, manevini boşluğunu atmak için bir yerlere mutlaka bir irtibat kurabiliyorlar. İnsanlar zaman zaman dindar olduğundan dolayı, Kur'an'a ve sünnete uyduğundan biz onları yadırgayabiliyoruz. Bazı insanlar yadırgayabiliyor. Fakat inanma ihtiyacı Rabbimizin insan içerisine koymuş olduğu en önemli duygulardan birisi. Bu duygunun tatmin edilmemesi, bu doğru duygunun, doğru bilginin insana verilmemesi neticesinde o boşluğu başka bir yerden doldurma ihtiyacı hissediyor insanlar. Hele günümüzün gençliği diyelim. O gençliğin bu inançsızlık, hakiki manada imana ve Kur'an'a vakıf olamaması diyelim, bir kısım yanlış akımlara, yanlış duygu ve düşüncelere yönelmesine sebebiyet verebiliyor. Yani o boşluğunu farklı yerlerde arayabiliyorlar. Bir de insanlar tabii macera arıyorlar. Belki ilk başlarda macerayla böyle bir akıma taraftar olabiliyor. Bakıyorsunuz ki bu akımlara, böyle yanlış akımlara, şeytana tapma gibi bir akıma tabi olan insanlar her türlü cinayeti işleyebiliyorlar. Çünkü onların içerisinde en sevdiğini kurban etme gibi bir zalimce bir anlayış var. Zalimce bir anlayış. Kedileri kesme gibi, efendim eziyet etme gibi Rabbimizin yasakladığı, Allah'ın merhametine, yani insanların içerisine koymuş olduğu o merhamet duygularının tamamen deforme olup sadistliğin, canavarlığın hakim olduğu bir ruh haletine girebiliyorlar. Onunla da tatmin olmak istiyor insanlar. Bunu nasıl aşacağız? Bu tabii anne babalara da burada bir çağrımız var. Anne babaların evlatlarını Kur'an ve sünnet çerçevesinde yetiştirmeler lazım. Aksi takdirde, yani farklı niyetlerle, farklı duygu düşünceler olabilir insanlarda. Beğenmeyebilirler. Yani bazı insanlar, adam dindar görünmüyor ama beğenmiyordur insanlar. Bu sefer işte ben bunun gibi olmayacağım. Ben dindar olmayacağım. Olmuyor dindar. Sen iyi temsil et diyoruz biz böyle söyleyen insanlara. Hepimiz Müslümanız madem. Sen iyi temsil edersen beğenmediğin davranışları ne yapmış olursun? İyi davranışlarla iyi insanlara göstermiş olursun. Bu maneviyattan kaçınca insanlar bu sefer ne oluyor? Çocukları farklı akımlara, farklı duygu düşüncelere kapılabiliyorlar. Bunlar da büyük şehirlerde özellikle bu satanizm akımı diyelim biz yaygın maalesef belirli kesimlerde. Bu da gençliğin hem dünyasını hem ahiretini karartma pozisyonunda. Şeytan tabii böyle bu tür şeylere çok ciddi manada hoşuna gidiyor. Yani çünkü kendisine tapılması, insanların hak ve hakikaten uzaklaştırılması onun en büyük arzu ve ideali. O ideal gerçekleştiği için de şeytan böyle belki göbek atıyor tabir yerindeyse. Rabbim şeytanın böyle oyunlarından ve gençliğimizi, insanlarımızı muhafaza etsin. Amin diyoruz. Hocam ağzınıza dinize sağlık. Bugün de bölümü tamamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.